Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi o'tadigan amaliy mashg'ulotimiz mavzusi tanlamaning statistik taqsimoti, empirik taqsimot funksiyasi, poligon va gistogram. Demak, biz bu mavzuni ma'ruza mashg'ulotlarimizda o'tgan edik va yana bir qator ba'zi bir ma'lumotlarni keltirib o'tishni lozim topdik. Bosh to'plamga ta'rif bersak. Bosh to'plam deb tanlama ajratiladigan obyektlar to'plamiga aytiladi. Tanlama to'plam Tanlama toplam yoki oddiy qilib tanlama deb tasodifiy ravishda tanlab olingan obyektlar to'plamiga aytiladi. Bu yerda tanlashlarimizni aytib o'tsak, tanlashlarimiz ikki xil edi: takrorlanuvchi va takrorlanmas tanlamalar. Demak, tanlamamiz bosh to'plamga qaytarilsa, takrorlanuvchi tanlama, agar bosh to'plamga qaytarilmasa, takrorlanmas tanlamalarga ajratiladi. To'plam hajmi. To'plam hajmi deb bu to'plamdagi obyektlar soniga aytiladi. Tanlamaning statistik taqsimoti. Bosh to'plamdan tanlama olingan bo'lsa, bunda x1 qiymat n1 marta, x2 qiymat n2 marta kuzatilgan va barcha n'larning yig'imchasi teng n o'rinli bo'lsa. U holda kuzatilgan x qiymatlari variantlar va variantlarning ortib yoki kamayib borish tartibida yozilgan ketma ketligi esa variantlar qator deyiladi. Kuzatishlar soni chastotalar va ularning tanlama hajmiga nisbati mana bu esa nisbiy chastotalar deyiladi. Tanlamaning statistik taqsimoti deb variantlar va ularga mos chastotalar yoki nisbiy chastotalar ro'yxatiga aytiladi. Shunday qilib, taqsimot deyilganda ehtimollar nazariyasida tasodifiy miqdorning mumkin bo'lgan qiymatlar va ularning ehtimollar orasidagi moslik, matematik statistika esa kuzatilgan variantlar va ularning chastotalar yoki nisbiy chastotalar orasidagi moslik tushuniladi. Demak, taqsimotning empirik funksiyasini keltirib o'tsak, demak, tanlamaning taqsimot funksiyasi yoki taqsimotning empirik funksiyasi deb har bir x qiymat uchun x kichik x hodisaning ehtimolini aniqlaydigan mana bu funksiyaga aytiladi. Bu yerda nx imiz x dan kichik variantlar soni, n tanlamaning hajmi. Ko'rgazmali maqsadda ba'zan shu taqsimotlarimiz grafik ko'rinishda poligon va gistogrammasi yasalishga to'g'ri keladi. Shuning uchun biz chastotalar poligoni, nisbiy chastotalar poligoni va gistogrammani ta'rifini berib o'tishni lozim deb topdik. Chastotalar poligoni. Chastotalar poligoni deb kesmalari mana bu nuqtalarni tutashtiradigan sinx chiziqqa aytiladi. Ya'ni x1ga n1, x2ga n2 va hokazo xkga nk mos bo'lishi kerak. Nisbiy chastotalar poligon. Nisbiy chastotalar poligoni yasashdan avval agar bizda nisbiy chastotalar berilmagan bo'lsa, nisbiy chastotalarni topish talab etiladi. Ya'ni birinchi nisbiy chastota, ikkinchi nisbiy chastota va hokazo ikkinchi nisbiy chastotalar. Demak, endi bularni tutashtirsak, shu nuqtalarni tutashtiradigan sinx chizig'imiz, demak, nisbiy chastotalar poligoni deb yuritiladi. Demak, bu yerda x1ga birinchi nisbiy chastota, x2ga ikkinchi nisbiy chastota, uchinchiga uchinchi nisbiy chastota mos bo'lishi kerak. Chastotalar gistogrammi. Chastotalar gistogrammasi deb asoslari h, uzunlikdagi intervallar, balandliklari esa ni taqsim h nisbatlariga, ya'ni chastota uzunligiga teng bo'lgan to'g'ri to'rt burchaklardan iborat pog'onali figuraga aytiladi. Mana bunday pog'onali figuramizga chastotalar gistogrammasi deb yuritiladi. Misollarga to'xtalsak endi. Birinchi misol. Hajmi 30 ga teng bo'lgan tanlamaning chastotalar taqsimoti berilgan. Mana bu chastotalar taqsimoti. Nisbiy chastotalar taqsimotini tuzing. Nisbiy chastotalarni topamiz. Buning uchun chastotalarni tanlama hajmiga bo'lishimiz kerak. Ya'ni birinchi nisbiy chastotamiz birinchi n1 ning jami n tanlama hajmiga nisbat 1 taqsim 3. Ikkinchimiz 15 taqsim 30 1 taqsim 2. Uchinchimiz, ya'ni n3 ni jami n nisbati 1 taqsim 6. Bu holda nisbiy chastotalar taqsimoti mana bu ko'rinishda bo'ladi. İkinci misalımız, quyidagi taqsimot qatori berilgan tanlamaning empirik taqsimot funksiyasini tuzing va grafikini chizing. Buning uchun biz avvalambor tanlamaning hajmini topishimiz kerak. Tanlamaning hajmi barcha n'larning yig'imchasiga teng. 10, 15, 25 ning yig'imchasi 50 teng. Va birinchi nisbiy chastotani topamiz. Demak, n1 ning n'ga nisbati 10 taqsim 50, demak bu 0.2 teng. Ikkinchimiz, n2 ning n'ga nisbati 15 taqsim 50, bu 0.3 teng. Üçüncü nisbi chastotamiz n3 ni n'ga nisbati. Bu 0.5 ga teng. Demak, mana bu ko'rinishda bo'lyapti. Nisbi chastotalar taqsimoti mana bu ko'rinishda berilyapti. Ana endi empirik taqsimot funksiyasini ko'rishimiz kerak. Empirik taqsimot funksiyasi esa quyidagi ko'rinishda bo'ladi.
Demek nol geteyin eğer x küçük ya küçük bir bulsa, nol tonla iki geteyin eğer x'imiz bir tur aralığında bulsa, nol tonla beş geteyin eğer x'imiz tur altı aralığında bulsa, bir geteyin eğer x altıdan katta bulsa. Topilgan kıymetler asosida grafiğini yasayınız. Bana bir de grafiği veriliyordu. Yani x'i ve w'i yani nisbi şartlarımız. Üçüncü misalımız. Berilgan tanlama taqsimoti bo'yicha chastotalar va nisbiy chastotalar poligonini chizing degan savol qo'yildi. Demak, nisbiy chastotalar taqsimoti ko'rinishda berilyapti. Demak, tanlamani hajmini topishimiz kerak. Tanlamaning hajmi 40 ga teng bo'ldi. Chastotalar poligoni quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni bu nisbiy chastotalar poligoni deb yuritiladi. Ya'ni har bir x 1ga n 1 mos bo'lyapti. Ya'ni x 1ga n 1, x 2ga n 2 va hokazo x diye en iyi mas koyuyorlar. Bana bu görünüşte sana çizilerdiğim bu arada böyle yaptı grafikimiz. Şimdi nisbi çastatalarını topşumuz gerek. Nisbi çastatalarını yukarıdaya yokuşuş kısak toplanadı. Yani birinci en birge enli cami enge nisbatı 5 taksim kırar, ikincisi 10 taksim kırar, üçüncüsü 15 taksim kırar, dördüncüsü 7 taksim kırar ve beşincisi 3 taksim kırar. Bana bu görünüşte böyle yaptı. Nisbi çastatalar taksim aldı. Şimdi o halde nisbi çastatalarını poligonu kendi buladı. Poligonu bana bir görünüşte buladı. Dördüncü misal bir toplantı. Verilgen tanlama taksimatı boyunca çastatalar ve nisbi çastatalar histogrammalarını çizin. Demek birinci katorda interval numarı, birinci üstünümüzde, ikinci üstünde kısım intervalları, üçüncü üstünümüzde intervaldaki varyantalar çastatalar yığındısı, dördüncü üstünde çastatalar zicilgi veriliyordu. Beşinci üstünde nisbi çastatalar veriliyordu. Ve ahir üstünümüzden nisbi çastatalar zicilgi veriliyordu. Demek çastatalar histogrammasını çizelim olsak, çastatalar histogramması ödeyi görünüşte buluyordu. Yani x, y, n, k, h. Mas koyuyordu. Yani 5'te 0, 10, 4, 10'da 1'ye, 15'te 10, 4'ye, 20'de demek bana bir görünüşte yine 25'te bana bir görünüşte böyle yaptı. Ve bunun çastatalar histogrammas. Şimdi nisbi çastatalar histogrammas gibi okular yan bu sekti. Nisbi çastatalar histogrammas ise bana bir görünüşte bir yani doğru tört uçuyor değil mi bu arada? Şekilde yani. Şimdi müstakil yetiş için misallar. Birinci masalamız. Uydaki tanlama verilgen. Savol qo'yilyapti. Variatsion qatorini tuzing, chastotalar jadvalini tuzing, nisbiy chastotalar poligonini tuzing. Ikkinchi masala. Tanlanma. Chastotalar taqsimoti ko'rinishda berilgan, nisbiy chastotalar taqsimotini toping. Uchinchi masalamiz. Quyidagi tanlama berilgan, variatsion qatorini tuzing, chastotalar jadvalini tuzing, nisbiy chastotalar poligonini tuzing. To'rtinchi masalamiz. Korxona ishchilaridan tavakkali 20 tasi tanlanib, ularning tarif razryadlari haqida quyidagi ma'lumotlar olinadi. Mana bu olingan ma'lumot. Shu ma'lumotlarga asoslangan holda tanlamaning statistik taqsimotini tuzing. Chastotalar poligonini yasang, empirik taqsimot funksiyasini tuzing. Endi keyingi masalamizga to'xtaladigan bo'lsak, tanlamaning quyidagi berilgan taqsimoti bo'yicha empirik funksiyasini toping. Mana bu ko'rinishda berilyapti, uni empirik funksiyasini topishimiz kerak. Keyingi masalamiz tanlamaning quyidagi berilgan taqsimoti bo'yicha chastotalar poligonini yasang degan savol bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.